İşte İzmir'de bunun adı göbelek. Bizde de mantar. İki türü var. Biri daha böyle açık şapkamsı. Bir de şu var. Bu da daha küçük. Evet, mis gibi. Mükemmel. Müthiş bir kokusu var. Evet, mis mis. Mükemmel. Köküyle birlikte çıkarmak gerekiyor. Evet. Mis gibi. Bir araya toplayalım. Bak daha bu güzel. En fazla 24 saatlik. Çünkü çabuk çıkar, çabuk yok olur, çürür. Bayağı da ağır yani. Evet. Öyle. Evet, muhteşem gözüküyor içi. Çünkü mantarın zehirli ve zehirsiz olmadığı et rengi olmasından belli olur. Gördüğünüz gibi taptaze, mis gibi kokar. Tabii zehirlisi de vardır. Biz dededen babadan kalma yöntemlerle, tecrübemizle hangisinin zehirli, hangisinin zehirsiz olduğunu anlayabiliyoruz. Bu tamamen zehirsiz, doğal, müthiş bir mantar. Mesela şöyle koparıyoruz. Tabii daha çabuk kurumaması için köküyle birlikte koparacaksın, toprak üzerinde kalıyor. Bir de mantar olan yerlerde böyle bir bitki örtüsü daha koyu ve seyrek olur. Yani mantar diğerlerini bastırır, kendisini var eder. Onda yeri belli oluyor. Bakın böyle iz komple gidebiliyor. Dolduruyoruz. Ezilmemesine dikkat ediyoruz. Eğer içinde böcek, kurt falan varsa yememek lazım. Çünkü onların da hani bir etkisi olabilir hani. Hani çantamızda yer olmadığı için saplarını biraz koparıyoruz. Abi merhabalar. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Dağdan. Dağdan geldim. Mantar mı toplamaya gitmişsiniz? Mantar toplamaya. Nasıl, toplayabildiniz mi? Topladım. Bir poşet topladım. Çok var mı yine mantar? Var var. Üstte çok mantar var. Nerede? Geçelim. Gürsahir'in yanlarında, yataklarda. Vallahi. Karadaşların orada. İsim neydi abi, tanıyabilir misin? Murat Saraçlı. Hangi köylüsünüz? Çakmak. Sure.